Normal işte akciğer dokusunu gördük. Akciğerlerin içerisine doğru geldik. Akciğerin içerisine girdiğimiz zaman işte bu nefes borunuz. Bakın ne oluyor KOAH hastalarında? Nefes borusunun içerisi daralmaya başlıyor ve bol miktarda balgam üretmeye başlıyor. Şimdi nefes borusu daralırsa ve bol miktarda balgam üretirseniz ne yaparsınız? Onun içerisinden geçen hava miktarını azaltırsınız. Ve kişi ne yapmaya başlar bu sefer? Nefes açlığı çekmeye başlar. Ve iki tane şey oluşuyor. Bir tanesi KOAH'ın iki tane tipi vardır. Amfizemli bir tip. Öbürü de bronşitik tip. Bronşitik tip nedir? Bol balgamın oluştuğu şeye biz bronşitik diyoruz. Yani iki tip mi var? Hangi öksürük mesela KOAH hastalığının belirtisi olabilir diye sorayım. Eğer hasta kuru öksürükleri varsa, hasta daha zayıf tipteyse bunlar amfizemli tiplerdir. Onu gösterdiler, oraya geçeyim göstereyim. Bir de bol balgam çıkartıyorsa ve balgamının rengi sarıya yeşile doğru dönmüşse ve ayın yani senenin 3 ayında öksürüyorsa bu bronşitik tiptir. Bak şimdi buraya baktığımız zaman normalde akciğerlerimizin içerisinde akciğerin rengi tomografide bu renktir. Ama burada neye dönmüş? Siyaha dönmüş. Daha siyah olmuş. Evet. Ne yapmış? Buradaki balonlamış akciğerin bir kısmı. Balon yapmış ve dolayısıyla diğer üzümlerin hava almasına imkan vermiyor. Şöyle düşünelim. Normalde bizim bu demin akciğerlerimizin üzüm taneleri demiştik ya. Bu üzüm taneleri hepsinin birbirine eşit olması gerekiyor. Bak şunun büyüklüğüyle şu balonun büyüklüğü ve bu balonun büyüklüğü birbirine eşit olması gerekiyor. Evet, o havanın döndüğü yer demiştik. Aynen öyle, havanın döndüğü yerde. Peki bir tanesi yanlış çalışmaya başlar. Bunun içerisine hava fazla miktarda dolarsa ne yapar? Diğerlerini sıkıştırır. Hava alamaz. İşte bu, şu gördüğünüz büyük balon şuraya tekabül ediyor. Buraya tekabül ediyor. Burası bozuk alan. Anladım. Şuradaki gri ile gördüğümüz yerlerse şu turuncu balonlar daha iyi çalışan yerler. Anladım. Peki, ama daha iyi çalışmasını engelliyor diğer taraftan. Bravo dolayı. Tabii ki bunu basmış. Peki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Peki ben eğer buradaki oluşan mekanizma hava durmadan giriyor çıkamıyor. Ben bunun ağzına bir kapak takarsam ve bu kapakla bunun içerisindeki havayı boşaltacak olursam. Ve diğerleriyle aynı boyuta getirecek olursan. Aynen öyle. Ben bunu boşalttığım zaman ne olur? Bunlar da rahat etmez mi? Tabii. İşte benim yaptığım işlem şu an. Şuradaki havayı boşaltmak. Buradaki havayı boşalttığımız zaman buradaki akciğer kendi yerine doğru gidip oturuyor. Evet. Ne yapıyoruz? Amfizemi tedavi etmiş oluyoruz. Bir tane animasyonumuz vardı. KOAH'ın yeni tedavisiyle ilgili. Evet. Biz bir buna balon yöntemi zanneder. Yok, balon değil. Valve tedavisi. Ha, balon tamam, ayrı bir yöntem. Bakalım. Tamam. Bu valve tedavisi. Şimdi bakın. Burası o üzüm salkımlarının olduğu yer. Normal bir insandaki üzüm salkımı ve bu da KOAH hastasında bakın üzüm salkımı bozulmuş vaziyette. Evet. Yani dengesiz, irili ufaklı, balonlar gibi. Kırmızı balonların oluştuğu yere geldik. Şimdi ne yapıyor? Akciğerin içerisinde o balonun olduğu yer ne yapıyor? Şişmeye başlıyor. Bizim yaptığımızsa hastayı uyutmadan anestezi yaparaktan bir video aracılığıyla bakın bu aletle geliyoruz. Buraya bir tane kapak bırakıyoruz. Bakın şimdi kapağın bırakılmasını göreceksiniz. Bu kapağın özelliği şu. İçerideki havayı dışarı verirken dışarıdaki havayı içeriye geri almıyor. Almadığı zaman da balonu düşünün. Küçülüyor. Aynen öyle balonu. Diğerleriyle bakın, aynı boyuta geliyor. Balık ağzı şeklinde hava geldi geri dönüyor ama içindeki havayı yapıyor. Anladım. Dolayısıyla akciğerin o siyah gözüken yerine koyduğunuz zaman ne olur? Bu benim kendi hastam. Bakın hasta da ne yapıyoruz? Nefes borusunun içerisinde bu canlı bir görüntü. Bakın burada o balonun doğurtturulma işlemini son derece kolay bir işlem. 15 dakika içerisinde bitiyor. Bakın balonu doğurtturacağız şimdi. Doğurulmasını görüyorsunuz. Şimdi çıkacak birazdan. Evet. Evet. Balon doğurdu. Bakın. Ağzına bakar mısınız? Evet. Havayı dışarı doğru veriyor ama içeriye vermiyor. Ne oluyor o zaman? Siz bu balonu, kırmızı balonu söndürmüş oluyorsunuz ve diğer sağlam alveollere, sağlam üzümlerin çalışmasına imkan tanımış oluyorsunuz. Yani şu an için özellikle KOAH hastalarında
altın tedavi yöntemlerinden bir tanesi bu. Peki. KOAH'dan korunmanın yolları nelerdir? KOAH'ın belirtileri nelerdir? İsterseniz bir onlara bakalım öncelikle. Mesela özellikle fiziksel aktiviteler sırasında eğer nefes darlığı yaşıyorsanız bir KOAH hastası olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Kırıltı var, nefes darlığı var ve göğüste sıkışma var. Bunların birazcık üstüne değinelim. Farklı sebeplerden de olabilir mi? KOAH değil başka bir şey de olabilir mi? Şimdi nefes darlığının sebepleri ya burada ne mekanizma vardı? Kan geliyordu. Kanın oksijenlenmesi gerekiyor. Ve buna onu oksijeni veren de akciğer. Ya kalpte bir sıkıntı olacak kanı gönderirken ya akciğerde bir sıkıntı olacak. Akciğerde sıkıntı zatürrede de olabilir. KOAH'ta da olabilir ama aradaki farkı nasıl ayırt edilir? Zatürreye gelip geçiyor. Yani anlıyorsun yani hastanın ateşi var, şunu var bunu ama KOAH'ta süregen hale geliyor. Süregen hale geldiği gibi bir de ne oluyor? Nefes borusu daralmaya başlıyor. Eskiden normalken nefes borusu daralmaya başladığı zaman ne yapar? Rüzgar içinden geçerken ıslık üretmeye başlar. Kap aralığı gibi. Ötüyor, anladım. Bu ötmesinin sebebi nefes borusunun daralıyor olması ve içerisinden geçerken de ötüyor olması. Ve kişiler dolayısıyla birincisi bu, ikincisi çok daha önemli bir şey var. Bir, siz hep enflamasyon, iltihap diyorsunuz ya. KOAH aslında bir iltihap çeşididir. Akciğerin iltihabıdır. Bu bütün her yere etkiler. Kemik erimesinden kas erimesine kadar her yerde etkilidir. O yüzden balığın içerisindeki omega 3'ün KOAH hastalarında çok ciddi etkisi vardır. Dolayısıyla özellikle KOAH hastalarında balık tüketmeleri gerekiyor. Özellikle somon tüketmeleri özellikle gerekiyor. Özellikle değil mi? Omega 3 açısından yüksek hamsi de belki ekleyebiliriz. Aynı zamanda bir diğer belirtisi hocamızın az önce söylediği gibi beyaz sarı veya yeşil renkte olan balgam olabilir. Özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde cilden mavimsi bir renk. Siyanoz. Değil mi hocam? Evet. Olabilirmiş. Ve bir de sık solunum yolu enfeksiyonları geçiriyorsak ve yorgunluk da KOAH belirtisi arasında mesela. Bunların hepsinin bir yan yana gelmesi gerekiyor mu hocam? KOAH testi konulabilmesi için. Şimdi şöyle, normalde bizim oksijenlenmişse kanımız kırmızı gözükür. Ama karbondioksit birikmişse maviye doğru döner. Şimdi sizin akciğeriniz çalışmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Fonksiyonlarını yerine getiremiyorsunuz. Fonksiyon yerine getiremediğin zaman özellikle kişinin en ilk gözümüze çarpan neresidir? Dudaklarıdır. Dudaklarında bir morarmalar meydana gelir. Ellerinde, tırnaklarında morarmalar gelir. Buradan anlarız. Bunun haricinde nereden anlayabiliriz? Mesela en basitinden şöyle bir alet alabiliriz. Evet. Bu aleti üfleyeceğiz. Yani mesela koronadan sonra çok hafif beni de etkiledi. Evet. Yani daha önceden koronadan önce ben şu üçünü birden şişiriyordum. Şimdi biraz önce denedim şişiremedim. Öyle mi? Evet. Bir daha deneyelim hocam. Bir de burada deneyeyim elinizi bakayım. Elinizi tam indirebilirsiniz biz tabii. Topları da görelim. Toplar zaten oraya çıkacaklar. Aha ikisi çıkıyor. Evet ikisi. Bir tanesi çıkmıyor. Normal, ama öncesinde üçünü birden çıkarıyordum. Yani ufak da olsa henüz daha tam yerine gelmedi. Ama çekme fonksiyonlarım şeye baktığım zaman çekme fonksiyonlarının en azından orada bir sıkıntı yok. Çekerken iyi, çıkarırken işte KOAH'ta mekanizma üfleyemiyorsunuz, havayı veremiyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.